Geçmedi. Vallahi başım kazan gibi. Ver bakayım tarağını. Sibel. Kızım sen gerçekten bu Yiğit'le evlenmek istiyor musun? Bir de soruyor musun? İstiyorum, seviyorum ben o pisliği biliyorsun işte. Biliyorum, biliyorum da işte işime gelmiyor. Ah benim güzel kızım ya. Kızım. Ben seni telli duvaklı gelin görmek istemez miyim? Ha? Seni prensesler gibi giydirip süslemek istemez miyim? Bir yuva kurduğunu görmek. Sonra çocukların. Ya anne. Yapma. Ay sen şimdiden ağlamaya başlarsan bizim işimiz var. Sibel. Kızım bak beni bir dinle. Biliyorsun ben bugüne kadar senin bir dediğini iki etmedim. Seni hiç kırmadım. Ama bak eğer bu Yiğit'le evlenirsen yemin ediyorum bir daha... Anne lütfen. Lütfen böyle büyük yeminler etme. Çünkü ben Yiğit'le evlenmek zorundayım. Sen de bana destek olmak zorundasın. Başka çaremiz yok. Tamam. Bir dakika ya. Ne demek başka çaremiz yok? Niye zorundasın ki Sibel? Aa yoksa seni silah zoruyla mı tutuyor bu adam ha? Sibel. Aa. Ay hayır. Aa yoksa. Ne oluyor ya ne? Sibel kızım. Ne? Gebe mi kaldın yoksa? He? Sibel? Ay inanmıyorum. Başımıza gelen. Ay benim bahtsız kızım. Tamam. Tamam merak etme anneciğim merak etme. Her şey yoluna girecek. Yiğit bizi tehlikeye atacak. Hiçbir şey yapmayacak tamam mı? Bana söz verdi. Yeter ki sen iyi ol. Suratını asma. Bana destek ol. Tamam mı? Lütfen. Tamam da kızım yani şimdi. Yani sen şimdi bir dakika. Aa. Yani. Ay Sibel. Aa. Ay tamam biz yarın o zaman hemen hazırlıklara başlayalım. Ay ben anneannem oluyorum. Ay. 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 Güzel kızım. Nerede kaldı bu amcan ya? Haber de vermedi. Kızım. Gel anneciğim. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Hadi bir daha arayalım şu amcanı. Bir daha arayalım. Amcanı çok kırdım. Çok üzdüm. Bak şimdi telefonlarımızı bile açmıyor kızım. Ah aptal kafam. Ah geldi. Bak. Hoppa. Şimdi burada. Sakin dur. Hemen geliyorum anneciğim.
ya. Ne istiyorsun Yiğit? Hala benden ne istiyorsun? Bak. Özür dilerim. Kendime söz vermiştim seni bir daha asla üzmeyeceğim diye ama... hesaba katmadığım bir takım şeyler oldu. Sana söyleyemeyeceğim şeyler. Ya. Değil mi? Duydum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu çocuğuna babalık yapmayı becerebilirsin. Yalan söyleme bana Yiğit. Sibel'in hamile olduğunu biliyorum. Ama aferin sana ya. Belli ki bir şeyler öğreniyorsun. Bakıyorum da bu sefer üzerine düşen görevi yapıyorsun. Kızımı görebilir miyim? Kübra, senin ne işin var burada? Yiğit. Kübra, lütfen çık hayatımdan. Eve girmişsin, tamam. Sana bu kapıyı ben mi açtım ha? Bu senin için hiçbir şey mi ifade etmiyor? Kübra'ya kapıyı ben açtım Yiğit. Bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Bebek de bu evde doğacak. Babasının yerinde. Bak Emir, kimse Emri Vaki'yle benim hayatımı birini sokamaz, tamam mı? Yani çocuk benim olabilir ama ben babalık etmeyeceğim. O yüzden defol git Kübra. Senden olabilir. Ama senin babası olduğunu asla öğrenmeyecek. O yüzden şimdi defol git buradan Yiğit. Ne olacak, benim saçım böyle dağınık mı kalacak? Dua oturtmak için biraz toplayacağım zaten. Ha. Tamam. Ay Sibel, çok güzel olacaksın. Düşünsene şimdi bizim mahalledeki Betina kuaförde olduğumuzu. Ha? Briyantinleri sürüp sürüp saçımızı yoluyordu şimdi. Ay vallahi ne iyi oldu böyle. Damat bey sizi böyle eve yönlendirdi. Biraz sonra sizi makyajı alacağız. Ne renk var sürelim? Bilmiyorum ya. Düşünmem lazım. Acaba benim artık saçımı açsak mı? Fazla durdu sanki. Sibel Hanım işi bitsin. Birazdan sizi alacağım hanımefendi. Malum yer biraz dar. Benim aklıma bir şey geldi. Şu makyajı görüyor musunuz? Bunu yapabilirseniz çok sevinirim. Aa, ama bunlar eşit olmadı ki. Bak, şu soldaki daha bir sanki. Evet, evet, bak. Heh, bunları eşitleyelim.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyurun. Nerede kaldı bunlar? Ay Hakkı, bunlar da senin gibi kendi düğünlerine geç kalmasınlar. Biri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.